Evet arkadaşlar herkese yeniden selamlar bir başka futbol manager 2022 videosuyla yine sizlerle birlikteyim bu videoda ekranda da görmüş olduğunuz üzere futbol manager 2022'deki İngiltere Premier Lig'de yer alan takımlarla Vanarama Ligi diye tabir edilen İngiltere'nin en alt seviyesinin bir üstündeki lige oyun takımlar yer değiştirseydi ne olurdu seviyesinde bir e, deneyim videosu çekeceğim. Videodaki database dosyasını FMS Scout'tan indirdim. Siz de aşağıdaki linkten indirip oyununuza ekleyebilirsiniz. Detaylarını az sonra anlatacağım ama anlatmadan evvel her zaman olduğu gibi anlatayım. Her video ilerleyen dakikalarda hoşunuza giderse aşağıdan beğen tuşuna basarak destek olmayı. Ayrıca kanalıma da hala abone değilseniz abone olarak bildirimleri açarsanız çok çok sevinirim diyelim ve hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. Şimdi... İngiltere Premier Ligi görünce inanamayacaksınız arkadaşlar. Aldershot, Altrikham, Barnett, Barov gibi isimli takımlar, eski takımlar var. Yani e, Sutton var benim buradan tanıdığım. Çok fazla bir takım yok. Skybet Championship'e geçelim hemen. Skybet Championship'te Cambridge, Car Carlisle, Colchester, Crowley gibi takımlar. Bakalım buradan tanıdığımız bir Wolves of Wrexham var burada. Daha önce biz size önermiştim bu takımı. Onun dışında Skybet 1. Lig'de yine tam tersi. Şu an işte ortadaki lig olduğu için herhalde çok fazla değişiklik yok. Wigan Athletic var burada tanıdığımız. Skybet 2. Lig'de Barnsley, Birmingham, Blackburn, Bournemouth, Bristol City, Cardiff, Charlton, Coverty, Derby Country, Huddersfield, e, Hull City, Luton gibi takımlar var. Bu da e, Skybet Championship oluyor arkadaşlar. Ve Vanarama Ulusal Ligi'ne geldiğimizde Vanarama Ulusal'a geldiğimizde Arsenal, Aston Villa, Brentford, Brighton gibi takımlar e, bildiğiniz bütün Premier Lig takımları burada ve e, birkaç tane de tabii aşağıdaki takım var. Onlar da Sonradan eklenmiş takımlar da bildiğiniz üzere İngiltere Premier Lig'de 23 takımı yok tabii ki. Şimdi bir 10 sezon simüle ettim, hatta 9 sezon simüle ettim pardon. 9 sezonluk dönemde neler olmuş aşağıdan yukarıya çıkışlar nasıl olmuş bunları görmek adına enteresan bir deneyim olduğunu düşünüyorum ben açıkçası arkadaşlar. Hemen bir 5 sezon sonra gidelim. 5 sezon içinde işte e, Vanarama'dan bir üste ondan sonra bir üste bir üste bir üste derken 5 sezonluk dönemde en çok upgrade alan takım en çok yukarıya çıkan takım hangisi olmuş bunu görelim devam edelim. Evet, devam ediyorum dostlar Vanarama Ulusal Ligi ile başlayalım hemen Leicester City'nin son olarak finalde yenildiğini görüntülüyorum. Lig tablosuna bir gelelim. Lig tablosundaki ilk sezondan itibaren bakmaya başlayalım başlayalım. İlk sezonda Manchester City'nin rahat şekilde şampiyon olduğunu ardından Manchester United FC'nin de 4. sırada tamamlayıp lige çıktığını görüyorum. Burada Chelsea, Liverpool, Manchester United, Aston Villa, Tottenham şeklinde sıralama olmuş. Sheffield United, Norwich ve West Bromwich Albion takımları küme düşen takımlar. 22-23 sezonuna bakacağız. 22-23 sezonda tabi üst lige de bakacağım. Arsenal'da Chelsea çıkmış ve Skybet ikincilikte durumlar neler olmuş onlara bakalım sizde ikinci sezonda. Manchester United, Manchester Manchester City, Middlesbrough ve Nottingham Forest bir üst lige çıkmayı başarmışlar ve önümüzdeki sezondan itibaren Skybet 1. Lig'de mücadele edecek bunlar. Hemen devam ettiğimizde bir sonraki sezona gidelim ama alttan bakmaya başlayalım istiyorum. 23-24'te Chelsea Arsenal'ın buradan çıktığını, tablosuna geldiğimde 23-24'te Liverpool ve Tottenham'ın da Skybet 2. Lig'e çıktığını görüntülüyorum. Onun dışında hemen yukarıya doğru gidelim bakalım Skybet 1. Lig'de Playoff'lar sonucunda durumlar ne olmuş? 23-24 Manchester City ve Manchester United üst lige çıkmış ve Nottingham Forest'ta Skybet Championship'e çıkmayı başarmış. 23-24'ten itibaren 24-25'te geldiğimizde 24-25, 24-25'te Manchester United ve City yine yukarı çıkıyor. Ve Rochdale takımı da yine burada üst lige çıkıyor. Premier lige çıkıyorlar. Belki de tarihlerinde ilk defa alt liglere bakacak olursak Skybet 1. liginde durumlar 24-25'te. Arsenal ve Chelsea'nin şampiyonluğu Middlesbrough'un da üçüncülüğü var. Lige çıkışı yapıyorlar. E gördüğünüz üzere burada arkadaşlar 3 takımla birlikte kendileri Skybet Championship'te 2. ligine bakacağız. Hemen Skybet 2'ye burada 24-25'te Liverpool, Tottenham ve Sunderland çıkmış ve tabii ki Çaltın Atletik'te üst lige çıkmayı başarmış. Vanarama Ulusal'a bakacak olursak Vanarama Ulusal'da da bir önceki sezonda Southampton ve e, Leeds United'ın lige çıktığını görüntülüyorum arkadaşlar. Enteresan işler olmuş bu dördüncü sezonda. 5. sezonda hız kesmeden bakalım. Newcastle United ve Brentford lige çıkarken Skybet 2'de ise bakıyorum hemen. Southampton, Leeds United, Huddersfield ve Sheffield United, Portsmouth eleme oynayacak şu anda. Yükselen 3 takım var. Dördüncü yükselen için Sheffield, Wednesday ve e, Portsmouth takımları you playoff oynayacak görüyorsunuz ki bir üst lige gittiğimizde Skybet Lig 1'de ise durumlar Tottenham ve Liverpool'un Skybet Championship'e çıktığını chartınla birlikte görüntülüyorum ve Skybet Championship'e bakacak olursak da Skybet Championship'te Chelsea ve Arsenal Premier Lig'e e tam 5 sezonlardan sonra geri dönüyor. Nottingham Forest ve Middlesbrough eleme maçı oynuyorlar. Aralarından bir tanesi çıkacak ve İngiltere Premier Lig'e e geldikleri gibi şampiyonluğu alıyorlar. Manchester Manchester United ve Manchester City bu dönemde İngiltere Premier Lig'de olmadıkları dönemde e, acısını çıkarırcasına şampiyon oluyorlar. Yine Premier Lig'in diğer ekiplerinden yani geçmiş dönemlerden Bournemouth da Premier Lig'de yer alıyor. Geçmişten Wigan Athletic'te buralarda yer alıyor. Tabii o alt liglerden olduğu için yukarıya çıkmaları biraz kolay oldu. Blackburn da burada Manchester United'ın kadrosuna bir bakalım. Favre takımın teknik adamı, Bruno Fernandes ve Harry Maguire takımın kaptanları. Bruno Fernandes kilit oyuncu olurken takımın şöyle bir e, durum bilgisinden, genel bilgiden yetenek puanı sıralamasına bakalım. Bruno Fernandes, Jadon Sancho ve Broa, e, Armando Broa takımın en önemli isimleri Marcus Rashford ve Aaron Hickey ile birlikte Gabriel gibi isimler aşağılarda var. Altay Bayındır'ı görüntülüyorum. Tanıdık bir isim. Peki Manchester City'de durumlar ne? Guardiola takımdan ayrılma. Pochettino takımın başında. A, Laporte ve e, Arnold Tren Trend Alexander Arnold takımın kaptanı ve kilit oyuncusu enteresan şaşırdım onun için bir an. Baktığımda Ederson takımda Ryan Gravenberg ve Alexander Arnold'la Jack Grealish ve Laporte onunla birlikte Mason Mount, Kulusevski, Bukaya Sako, Christensen yani Chelsea'yi şeyi işte Chelsea toplamışlar. Görüntülüyorsunuz arkadaşlar. Liverpool toplamışlar ve kombinasyonunu oluşturup lige çıkmışlar. Gerçekten başarılı bir durum İngiltere futbolu için açıkçası. İngiltere Premier Ligi yavaş yavaş kendini toparlamaya başlıyor tabii 5 sezonluk dönemde. Bir 5 sezon daha gidelim. Daha doğrusu 4 sezon daha gidelim. Bakın bu 4 sezonluk dönemde İngiltere Premier Lig'deki takımlar Dan hangileri Manchester United ve Manchester City'ye eşlik edebilecek bunu görüntüleyelim. Evet dostlar devam ediyoruz. Şöyle İngiltere Premier League kaybetti diyecektim ama İngiltere Premier League'e baktığımızda kimlerin olduğunu görüntülüyoruz. Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Arsenal buralarda yer alıyor. Yaklaşık toplamda 6 takım Leeds United bir de 7. takım olarak Premier League'e gelebilmiş. Skybet Championship'e bir bakalım. Skybet'te ise e, kimler var bizim tanıdığımız takımlardan? Tanıdığımız takımlardan Wolverhampton, Swansea, e, Bristol City belki olabilir ama onlar da tabii ki üst lig takımı değiller, alt lig takımları. Yani üst ligden çok fazla bir Newcastle United gerçeği var burada. Tabi Skybet Lig 1'e baktığımızda durumlar daha da karışacak gibi. Skybet Lig 1'e baktığımızda Charlton Atletik başarılı bir performans çizmişlerdi ama şu an için hala alt ligdeler. West Ham burada görüntülediğimiz takımlardan bir tanesi. West Ham'la birlikte gözüme çarpan başka bir takım var mı diye bakıyorum. Sizler için söyleyebileceğim ama herhangi bir takım görüntülemiyorum. Bolton Atletik var burada tabii ki. Ve en son Skybet 2. Lig'e bakalım. Fulham burada e, Premier Lig'den tanıdığımız takımlardan Hull City var Acun Ilıcalı'nın takımı. Aston Villa'yı görüntülüyorum. Burada Aston Villa'da Burnley ile birlikte Lig'de yer alıyor. Millwall var tabii ki önemli takımlardan ve Vanarama'ya bakalım. Vanarama'da kimler var? Everton burada, Crystal Palace burada, Watford. West Bromwich Albion, Sheffield United gerçekten üzücü. Hatta kuzeyine de bakalım arkadaşlar. Kuzeye düşen var mı? O kadar aşağılara düşen var mı diye bir bakalım ama görüntülediğim herhangi bir takım yok Allah'a şükürler olsun ki. Ee, Norwich var özür dilerim Norwich var onlar yükselmeyi başarmışlar Norwich'i buralarda görüyoruz güneyine de bakalım bir de güneyinde kim var güneyinde tanıdık birisi var mı diye bakıyorum aşağılara doğru daha da bundan aşağısı yok İngiltere Federasyon Kupası arkadaşlar çünkü bundan aşağısı yani enteresan bir dönem olurdu açıkçası burada yakalasak tabi İngiliz futbolunun dünyadaki e, hakimiyetine tamamen son veren bir yama İngiltere Premier Lig 4. sıraya kadar gerilemiş bu dönemde Ipswich tamamdan Burling isimli New Gen oyuncu almış. Bakın asist krallığında enteresan isimler var. Yani beklentilerin, beklenen isimlerin çok dışında isimler var. Tabii ki oyuncular da bir bir kaçıyor. Onu da söyleyebilirim sizlere. Yani burada bakın Skybet'in dışında Vanarama'da ilk sezonda olan transferleri sizlere bir göstereyim. Neler var neler yok görün. Bakın Harry Kane hemen kaçmış arkadaşlar. War Profsy burada Real Madrid'e gidiyor. Rafinha, Zebra, Juventus, John Stones. Real Madrid bakın. Manchester City'den ayrılan ayrılana ayrılanları tek tek kendiniz burada görüntüleyebilirsiniz. Bir de gittikleri paralar komik paralar. Yani Max Ernst falan burada yani 11 milyon euro enteresan ardın sezon yine 70 milyon Muhammed Salah gerçeği bakın Muhammed Salah Liverpool İngiltere Premier Lig'de ve Jurgen Klopp hala burada Çağlar Söğüncü de Liverpool'a gelmiş bir şekilde enteresan bir dönem geçiyor tabi bakın harcanan paralar da ortada açıkçası arkadaşlar yani Van Aram Olusal diye geçmeyin İngiltere'nin en altında lig diye geçmeyin harcanan paraları görüntülüyorsunuz her sezonda en az 20 milyon euro harcanmış tabi son dönemlere doğru bu bedeller düşmüş hemen bir üsttekiye bakalım bir üstteki paralara bakalım İlk sezonda 7-70 5. Ardından 54 milyon euroluk bir Gabriel Jesus transferi. Martinelli. E, onun dışında devam ettiğimizde yine burada Lamptey. Devam edelim burada. E, Giddings 17. Ardından 12'lere düşmüş. 12.75. Kolkır mı? Aa, başka kol 7.5 Fini gelmiş burada bakın. 2.8 gibi düşüyor. Ardından Skybet 1'e baktığımızda Skybet 1'de çok paralar harcamıyor. Sonradan harcamaya başlamışlar. Alexander Arnold, Luka Jovic gibi. Martinelli zaten görmüştük. Mason Mount burada Donley Robertson takımdan ayrılmış ve bakın burada McPake isimli oyuncu Rotterdam'a gidiyor. Bakın burada görebiliyorsunuz bedelleri çok da çok parlak değil. Sky Championship'e bakalım ilk sezondan itibaren 2.9, 4.6, 22 bakın Bamford Blackburn'a gidiyor. Martinelli burada geliyor Chelsea'ye çok gezmiş. Calvin Phillips Manchester City'ye gitmiş. Regulion Ipsius Down söyleyemiyorum bir türlü. Dilim dönmüyor ama ismi çok net aklımda. FIFA 2000'den beri devam ettiğimizde yine burada 51 milyon euro. Odd linki e harcanan para ve 50 milyon euroya harcanan bir Antiste. Antiste özür dilerim okuyamıyorum. Ekran biraz uzak kalıyor demek ki ondan olabilir. Ve çok iyi telaffuzum olduğu için zaten. Premier Lig'e e geleyim hemen. Premier Lig'de harcanan paralar ilk sezonlarda rezalet seviyelerde. Normalde de harcanmasını beklediğimiz paralar zaten. 12 milyon euro 35 devam ediyor. Bakın bir Suma, ee, Gravenberg, onun dışında Jeremy Doku, ee, Delap, Liam Delap, onun dışında Benjamin Şeşko 171 milyon euro Manchester United'tan Giddings. Sergio Lopez, Tillman gibi devam eden bir liste. Söz konusu arkadaşlar 170 milyon eurolara çıkılmış en son. Evet arkadaşlar İngiltere Premier Lig'deki takımların tamamı İngiltere'nin son seviye ligi olan Van Arama'da olsaydı ne olurdu sorusuna 9 sezon boyunca sizlerle yanıt aradım ve enteresan işlerin olduğu bir dönem oldu. Siz de oyununuzu da ekleyip oynamak istiyorsanız lütfen aşağıdaki linkten ekleyip indirip ekleyip oynayabilirsiniz. Telaffuzlarım için kusura bakmayın. Ekran biraz uzak kaldı yoksa 10 numara telaffuz yaparım bilirsiniz. Biliyorsunuz onda gereken her zaman olduğu gibi hatırlatayım. Eğer video hoşunuza gittiyse aşağıdan beğen tuşuna basarak destek olmayı, ayrıca kanalıma da hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız çok çok sevinirim. Bütün hatırlatmalarımı da yaptığıma göre bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.